Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu, yine bir günlük vlogla karşınızdayım. Saçıma gene maske süreceğim. Şu Gliss'in kusursuz bakım saç maskesi, dördü bir arada. Bunu daha önce birkaç kere daha anlattım. Bugün neler yapacağız? Saçlarıma bunu sürerken de sizlere onu anlatayım. Diplerine getirmiyorum, sadece boy ve uçlarına sürüyorum. Bugün neler yapacağız? Bir iki hurç işim var. Havalar ısındığı için onları artık halletmem lazım. Bu nasıl bir cümle? Bu cümlem olmadı. Havalar ısındığı için battaniyeleri kaldıracağım, hurç diyeceğim. Onları halletmem lazım. Aradaki bir cümleyi nasıl çıkartabilirim ki? Neyse işte. Ondan sonra ütü yapacağız. Yazlıklar o kadar çok birikti ki anlatamam sizlere. Sürekli yıkadım yıkadım kuruttum. Ve ütülemeden öylesine kaldırdım sadece. Ve bu yüzden de onları bir güzel ütüleyeceğiz. Ütü yaparken de sizlerin sorularını cevaplayacağım. Bir iki kişi videonun sonundaki o soru cevap kısmını fark etmiş. Videonun sonunu izlemiş sağ olsunlar ve bana soru sormuşlar. Ütü yaparken sizlere onları cevaplayacağım. Ondan sonra da güzel bir mercimek çorbası yapacağız. Sizlere bir mercimek çorbası tarifi vereceğim. Ondan sonra da bugünü böyle bitiririz. Şimdi saçıma bunu sürdükten sonra hurç yapma kısmını sizlere gösteririm. Ondan sonra bir evi süpürürüm. Hurcu zaten şey yapacağım için, vakumlayacağım için. Ondan sonra da bir güzel evi süpürürüm. Sonra belki evi silerim falan. Çünkü köpeğim olduğu için çok fazla toz oluyor. Bu arada kamera yavaş yavaş aşağıya doğru iniyor gibi. Ya da benim boyum uzuyor. Ondan sonra tekrar sizlerle görüşürüz arkadaşlarım, dostlarım, kardeşlerim. Güzel bir mercimek çorbası yapalım şimdi. Tenceremin altını açarak başlıyorum. Mercimek çorbasına salça falan koymayacağım. Çok sade ama çok lezzetli bir çorba olacak. Biraz tereyağı ekliyorum. Şöyle bir, iki, bir de şurada bir parçam daha var. Bunu da ekleyeyim. Böylece 3 parça oldu. Burada ne kadar? Bir çorba kaşığından biraz fazla tereyağı var. Eriyen tereyağımın üzerine 1,5 çorba kaşığı un ekleyeceğim. Ve unumu birazcık kavuracağım. Çok fazla kavurursanız çorbanın bağlayıcılığını azaltmış olursunuz. Ama böyle şeyli de bir tat geliyor o zaman. Daha böyle kavrulmuş, daha ne derler, fıstıkımsı bir tat geliyor. Şöyle hafif çevirmek yeterli olacaktır. Rengini değiştirmesine ya da unun böyle çok kokusunu vermesine, çıkarmasına bence gerek yok. Ay, anlatamadım. Sonra bunun üzerine bir su bardağı güzelce yıkadığım kırmızı mercimeklerimi ekliyorum. Yapımı da çok basit bence. Ve çok lezzetli oluyor. Şöyle hiçbir mercimek tanesini heba etmiyoruz, ziyan etmiyoruz dostlarım.
şöyle elimle kalanlarını da ekleğin üstüne doğru. Hoppa. Şöyle çeviriyorum. Ve üstüne bir buçuk litreye yakın su ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi tuzunu da ekleyeceğim. Bir, iki çay kaşığı tuz yeterli. Güzelce mercimeklerim açılana kadar bu böyle bir kaynayacak ve robottan çekip üstüne birazcık zerdeçal ekleyeceğim. Bu kadar basit bir tarif olmuş oluyor. Sizlerle piştikten sonra robottan çekince tekrar görüşürüz. Bir çay kaşığı kadar zerdeçal ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Şu üzerindeki kef gibi olan kısmı da atmak istiyorum. Nedense beni böyle bir rahatsız etti. Atmayabilirsiniz. İsterseniz atabilirsiniz. Zerdeçalı koymadan önce yapsam daha mantıklı olurmuş. Hoppa. Şöyle. Birazcık daha. Ve tamamdır. Bu şey de olabilir. Yani güzelce yıkadım aslında mercimeği. Fakat ne derler ona? Blender'dan geçirdiğim için köpüklenmiş de olabilir. O köpük kısmını çok fazla sevmiyorum ben. Şöyle bir tadına da bakayım. Tuzunu ayarlarız ona göre. Daha fazla tuz istiyorsa tabii ki de. Yo, gayet güzel olmuş. Tekrar o kaşığı sokmuyorum içine. Şununla şöyle bir kere daha karıştırıyorum. Ve çorba hazır. Gerçekten aşırı lezzetli olmuş. İçinde sadece un, tuz, mercimek, zerdeçal ve su var. Bence gayet yeterli ve lezzetli bir tat denemenizi öneririm. Dostlarım ve dost birliklerim, son ötücüreyiz online şu anda. Birazcık kadrajı ayarlamaya çalışacağım ama olduğu kadar artık. Neyse. Ütü yapacağım. Yani şurayı görseniz var ya, her yer ütülenecek bir şeylerle dolu. Ve camı açtım. Sıcak böyle. Sanki fön tutuyorlar insanın suratına. Öyle bir sıcak var dışarıda. Yani çok aşırı terlersem klimayı açacağım. Artık klima mevsimine girdik yani. Ben böyle düşünüyorum. Birazcık daha şöyle olsam aslında çok iyi olacak. Bir saniye. Hop. Size birazcık böyle daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ortaladım kendimi. Şimdi geçen videolarda dedim ki bana soru sorun. İki videoda söyledim bunu. Ve sadece iki kişi görmüş.
Çünkü videonun sonunda söylediğim için burada suratınıza buhar geldi, pardon. Videonun sonunda söylediğim için çok insan videonun sonunu izlemiyor anladığım kadarıyla. O soruyu soran kişilerin sorularını cevaplayacağım. Ve biraz da hani kendim de hani en baştan itibaren böyle bir beni tanıyın çekmiş olacağım. O arada da pantolonumu bayağı ütüledim yani. Çok böyle ütü seven ve ütüyü becerebilen birisi değilim ben. Çünkü ütü yüzünden babamdan çok dayak yerdim eskiden. Bu yüzden ütü yapmayı sevmiyorum. Ama mecbur yapıyoruz da. Neyse. Şimdi. Ay hadi başlayalım bakalım. Nereden başlayayım? Öncelikle 28 Ağustos 1993 doğumluyum. İstanbul Şişli'de doğdum. İnsanlar beni genel olarak İzmir'de doğduğumu zannediyorlar. Çünkü çok İzmirliyim. Yani aşırı İzmirliyim. Yeme tarzım İzmir. Yemek yapma tarzım İzmir. Ondan sonra konuşmam İzmir. Genel olarak çok çok fazla İzmirliyim yani. Bu yüzden insanlar beni genelde İzmirli zannediyorlar. Ama İstanbul'da doğdum ve İstanbul'da büyüdüm. Yaz aylarında 3 ay İzmir'de, İzmir Ödemişliyim bu arada. Ödemiş'e giderdik ve köyde kalırdım. 2-2,5 ay, 3 aya yakın. Okulların açılmasına böyle 2 hafta kala falan, 1 hafta kala döndüğümüz oluyordu. Ve ben böyle halalarımın, işte babaannemin yanında duruyordum. Bir de kardeşlerimin yanında duruyordum tabii ki de. Annemle babam, ben 2,5-3 yaşındayken ayrılıyorlar ve benim için cehennem hayatı orada başlıyor. Ve babam beni annemden kaçırmak için İzmir'e götürüyor. İzmir'de işte halalarıma, tanıdıklara, işte babamın kuzenlerine, şuraya buraya sürekli olarak kaçırılıyorum. Ve annemle kopuşumuz da burada başlıyor. Ondan sonra... İşte 6 yaşıma kadar falan, 3 yaşımdan 6 yaşıma kadar İzmir'de kalıyorum. Orada babam evleniyor. 300 kardeşlerimin annesiyle, Filiz annemle evleniyor. Ve 99 yılında 300 kardeşlerim doğdu bu arada. Ben ilkokula başladığım sene. Ve ben ilkokula başladığım senede bu Düzce depremi olmuştu. 17 Ağustos depremi olmuştu. Bu yüzden okullar da bayağı böyle geç açılmıştı. Eylül'de açılacak olan okullar böyle Kasım, Aralık gibi falan açılmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Kardeşlerim çok fazla bizimle yaşamadılar. Bu yüzden ben kardeşleriyle büyüyen bir çocuk olamadım ne yazık ki. Çünkü babam çok problemli bir insandı. 300 kardeşlerimin annesine çok eziyet ediyordu. Ve bir gün böyle çocukların daha 40'ı çıkmamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ve evden kaçıp gitmişlerdi. Ondan sonra cuma bizim babamla 300 kardeşlerimin annesi bizi terk ettikten sonraki hayatımız başladı. Yani terk etti diyorum ama... Çok iyi bir karardı. Yani bir kadının, bir insanın hayatına verebileceği en iyi karar babamdan olabildiğince uzaklaşmaktır. Ve Filiz annem de iyi ki bu karar verdi ve kardeşlerimi aldı, götürdü. Hani kardeşlerim evet babasız büyüdüler. Baba eksikliği çektiler ama yani kendilerine de söylüyorum. İyi ki babamla büyümediler. Çünkü ben... hani anlatacağım. Benim hayatım kaydı. Bu yüzden benim hayatım kaydı. Ama neyse. İşte Filiz annem bizi bırakıp gittikten sonra, terk ettikten sonra, Filiz annem evden gittikten sonra, bu konu hani daha böyle hassas konuşmaya çalışıyorum. Çünkü kardeşlerim de izliyorlar. Belki annem de izliyordur. Hani Filiz annem de izliyor olabilir. Yanlış anlaşılmasını falan hiç istemiyorum. Yani yapabileceği en iyi şeyi yaptı ve gitti. Çok çok iyi bir karardı. Sonra biz babamla kaldık ve işte ilkokul, ortaokul falan filan zamanlarında benim bütün çocukluğum babamdan dayak yiyerek geçti. Ciddi bir
psikolojik rahatsızdı. Tam bir ruh hastasıydı. Normal bir insanın hiçbir şekilde sinirlenmeyeceği şeylere sinirlenirdi ve beni döverdi. Ve böyle hani işte ne bileyim bir çocuğa iki tokat patlatınca çocuk işte dövdü beni der falan ya. Öyle bir şey değildi. Hortumla, sopayla falan dayak yiyordum. Acıklı hayat hikaye. Ondan sonra ve işte üniversiteyi kazandım. 2011 yılında üniversiteyi kazandım ve 2011'de mi 2010'da mı ne ben annemi buldum bu arada da. Ondan sonra işte annemi, öz annemi buldum bu arada. Ben öz annemi tanımadan büyüdüm. Babam hiç göstermedi. Evde ismini anmak bile yasaktı. Ve annemin adını ben ortaokulda orta sondayken lise sınavına girecekken okuldan kimliğimizi istediler ve babam bana kimliğimi verdi. Okula götürürken de annemin adına baktım. Annemin adını öyle öğrendim. Annemin adını bilmiyordum o zamana kadar. Ve ondan sonra işte çok böyle ağır işkenceler, çok ağır eziyetler ediyordu bana diye annemi bulmaya karar verdim ve evde velayet dosyası vardı. Annemi bu şekilde buldum ve annemin evine geçmeye karar verdim. Annem de tabii ki gel dedi. Ama ondan sonra ben çok özgür ruhlu bir insandım. Annem çok belki de beni çocuğu gibi görmedi. Bilemiyorum artık. Ve biz kopmak durumunda kaldık ondan sonra. Arada bir şeyler oldu falan filan. Ve ben kendi hayatıma bakmak üzere 3 aylığına İzmir'e gittim. 19 yaşımdaydım. Üniversitenin ilk şeyi bitmişti. İlk dönemi bitmişti ve yaz tatilindeydik. İkinci dönem başlamadan önce İzmir'den İstanbul'a döndüm. 3 ay İzmir'de kalmıştım. O aralar böyle çok uzun ama biraz daha hızlandırarak anlatıyorum size tabii ki de. Neyse, işte ben İstanbul'a döndüm ve burs aramaya falan başladım. Ondan sonra sürekli videolarda hoca diye bahsettiğim hocayla karşılaştık, tesadüf ettik. İşte ben burs aramak için belediyeye gitmiştim. Hoca da belediyede çalışıyordu. Ve bizim böylece dostluğumuz başlamış oldu. 9 sene oluyor. Artık 9 yıldır hocayla yekpare bir, iki insanız neredeyse. O kadar sürekli görüşürüz. O kadar can ciğerizdir. Ondan sonra İşte üniversitede İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü kazandım. İktisat okudum. Şimdi de felsefe okuyorum. Çalışma hayatında da şöyle başladım çalışma hayatıma da. Bu arada nasıl anlatılır bilemiyorum. Ay çok sıcak. Terledim, bıyıklarım terledi. Al dostlar. Çalışma hayatına da hoca beni, ben çağrı merkezinde çalışıyordum ve çağrı merkezinde bizim bir arkadaşımız vefat etti. Ve aynı zamanda maaşlarımızı alamıyorduk falan filan. Böyle sürekli olarak hoca destek çıkıyordu. Ve ondan sonra beni, ben iktisat okuduğum için, o zaman okuyor olduğum için otelci bir tanıdığının yanında işe soktu. Ve ben otelde çalışmaya başladım ve otelciliğe ciddi anlamda aşık oldum. Zaten ben şeyimdir, samimiyimdir ama iş hayatında mesafeyi severim. Onun haricindeki durumlarda çok samimi, çok sıcakkanlıyımdır. Ama iş hayatında hiçbir şekilde buna şey gösteremem. Çok böyle ciddiyimdir. İş arkadaşlarımla hiçbir zaman dışarıda görüşmem, iş arkadaşlarımla sevgili olmam gibi böyle katı kurallarım vardır. Tabii ki de bunlar benim seçimlerim. Birçok iş arkadaşı evleniyorlar, çok da mutlu oluyorlar. Ama bu benim bir hayat prensibimdir. Ondan sonra işte otelde çalışıyordum falan filan. Sonra otelde bir tatsızlık yaşandı. Patronumla benim aramda bir patronum bana ayıp etti ve ben işten ayrılmak durumunda kaldım. Ondan sonra bir bayrak firmasına işe girdim.
Bayrak firmasında çalışmaya başladım. Bayrak firmasında çalışırken geçenlerde de anlatmıştım. Patronum dünyanın en böyle mükemmel insanlarından birisiydi ve gerçekten Nevzat abiden birçok şey öğrendim. Hayatımdaki birçok insandan öğrenmediğim şeyi öğrendim. Dünyanın en sakin, en böyle karakterli, kaliteli insanlarından bir tanesiydi. Sonra bir küçük yanlış anlaşılmadan dolayı beni işten çıkardı. Sonra kendisi de buna çok pişman oldu ama ben artık kendi hayatıma, kendi yoluma bakmıştım zaten. Hani iş bulmuştum falan filan başka bir otelde. Ondan sonra artık nerelere geldik? 2014-2015'lere falan geldik. İşte ben Beşiktaş'taki otelde çalışıyordum. O ara hayatıma Cemal girdi. Beşiktaş'taki otelde çalışırken orada müdürdüm. Muhasebeyle işe başlayıp müdürlüğe kadar gelen hayat hikayem arkadaşlar. Ve işte bu arada bir gazete yazarlığı şeyim var, köşe yazarlığı. Ben Kapatılan Taraf gazetesinde köşe yazarıydım. Tabii şimdi kapatıldı dedim diye hiçbir şekilde hani FETÖ falan gibi şeyler düşünmeyin. Hiç o taraflarda bezim yoktur. Zaten İslam'ı ne kadar çok sevsem de babam da çok bir insan olmadığı için hayatım önce ne onların dershanelerinde ne onların okullarında hiçbir şekilde okumadım. Taraf gazetesiyle ilgili insanlar "Aa, FETÖ'cü müydün?" falan diyorlar. Ama asla öyle bir şey yok. Yani gazete benim zamanımda tam bir sosyal demokrattı. Bu yüzden çok gurur duyuyorum Taraf gazetesine yazı yazdığım için. Bir sene, bir buçuk sene kadar yazılarım yayınlandı Taraf gazetesinde. Ay. Ve böylece bir yazarlık maceram da oldu o zamanlar. Sonra işte bir iki internet sitesinde daha yazım yayınlandı. Hala Hilal Cansu Erdoğan diye aratırsanız yazılarımı Google'dan görebilirsiniz bu arada. Aynı zamanda tam adım da Hilal Cansu Erdoğan. Siz beni Cansu Erdoğan olarak bilseniz de ilk adım Hilal. Ay, başka ne anlatayım? İşte Cemal hayatıma girdi. Ondan sonra Cemalli zamanlarım vardı. Otelde çalışırken İngilizce ve Fransızca kursuna gidiyordum. İngilizce ve Fransızca biliyorum. Fransızcayı tamamen heves uğruna öğrendim. Fransızca şarkılar dinliyordum ve çok 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 heves ediyordum. Bu yüzden Taksim'de Institut Français'de Fransız konsolosluğunun Fransız enstitüsünde Fransızca dersleri aldım. Uzun sürede aldım bayağı bu dersleri. Bu arada bunu yapayım. Hiç ütülemeyeceğim bile. Direkt kaldırayım. Çünkü artık kışlık bir kazak o. Ve Beşiktaş'ta bir kursta İngilizce kursuna gittim. İkisini beraber yürütüyordum. O ara bir de tango merakım vardı. Tango dersleri alıyordum. Taksim'de Mis Sokak'ta Tangoist'te tango derslerine başladım. Ondan sonra Beşiktaş'ta Hakan Hoca'yı bulduk. Hakan Merter. Tango ile ilgileneniniz varsa Aydın Koca Musaoğlu, Hakan Merter, Volkan Yönet bunları zaten tanıyordur diye düşünüyorum. Üçü benim tango hocalarımdı. Ondan sonra Hakan Hoca'yla önce grup dersleri yapıyorduk. Ondan sonra ben grup dersinde insanların kullandığı parfümlerden falan rahatsız olduğum için aynı zamanda herkes çok titiz ve temiz olmadığı için artık grup dersini bırakıp özel ders almaya başladım. Ve Hakan Hoca'yla birebir çalışıyorduk. Dünyanın en şeker, en tatlı insanlarından birisidir. Ve çok ahlaklı, çok karakterli bir insandır. Sonra işte pandemiye yakın falan bıraktım tangoyu. Ay, o arada bir de keman kursu var. Keman dersleri alıyordum. Keman olayı da şöyleydi, onu da anlatayım size. Travma dolu hayatım ya, resmen sizlere travmalarımı da anlatıyorum. Tabii ki de bana acıyın diye değil hiçbir şekilde. Çünkü acınacak hiçbir şeyim yok. Çünkü çok güzel, çok çok böyle şeker gibi bir hayat yaşıyorum. Çok memnunum, çok mutluyum bu hayattan. Bu yüzden dramatize etmiyorum. Artık dramatize etmiyorum. Eskiden daha travmatiktim ama artık tamamen olduysa oldu, ne yapalım, geçti bitti falan kafasındayım.
Keman olayı da şöyleydi. Liseye gidiyordum ben ve lisede 3 arkadaşım. 2 Özge, 1 Hilal. Biz sınıfta 2 Özge, 2 Hilal'dik. Ve Özge'lerle Hilal şeyde Sarıyer'de bir yerde şeye Sarıyer'de bir yerde değil. Sarıyer'de Halk Eğitim Merkezi'ne gidiyorlardı yanlış hatırlamıyorsam. Ve onlar keman kursuna başladılar. Böyle sınıfa kemanlarıyla geliyorlardı. Ders çıkışında keman dersine, kursuna gidecekler diye. Ve ben çok heves ediyordum. Sonra bana dediler ki işte kurs ayda 50 lira. Haftada işte bir gün ayda 4 ders ediyor. Ondan sonra işte keman 75 lira mı 100 lira mı ne öyle bir şey. Ondan sonra işte hani böyle anlattılar bana ve o kadar hoşuma gitti ki. Halk Eğitim Merkezi'nin yeri falan da böyle çok kolay bir yerde. Ve babama söyledim. Dedim ki ben keman kursuna gitmek istiyorum. Babam böyle bir durdu, suratına baktı. Ve dedi ki yine ne kahpelik peşindesin dedi. Sanki hayatım kahpelik peşinde gidiyor gibi. Çocuğum ya daha. Gerçekten lise 2'ye mi ne gidiyorum. O kadar çocuğum ki. Bir insan çocuğuna yapılmayacak en böyle ahlaksız, en karaktersiz şeyleri bana yaptı. Bu yüzden hakkımı asla helal etmiyorum. Ve bu benim içimde bir uhde olarak kaldı. Arkadaşlarım kemanı öğrendiler. Ondan sonra falan filan böyle. Ben öğrenemedim. Ama bu şeyime 21-22 yaşımda tabii ki de yaptım. Gittim o keman dersini aldım. Keman kursuna gittim. Ben de şeydeki halk eğitim merkezine gidiyordum. Dikili Taş'taki halk eğitim merkezine gidiyordum. Ve Ayça Hoca hocamdı. Bilenler falan varsa Ayça Hoca mükemmel bir keman virtüözü. Gerçekten sesi, anlatımı, sakinliği mükemmel bir kadındı. Ayça Hoca'dan da keman dersleri aldım. Sonra hevesim geçti kemana karşı. Hani ve onu da öyle bıraktım. Hala arada sırada çalıyorum körelmemek adına. Ay arkadaşlar. İşte Cemal'le çok güzel bir 2,5 sene geçirdik. Bugün böyle onunla ilgili bir şey öğrendiğim için biraz kalbim kırık ama genel olarak Cemal benim için hayatımdaki en kıymetli, böyle benim hayatımdaki kilometre taşlarından birisi olmuştur. Cemal'le çok şey öğrendim, Cemal'le çok yer gezdim. Yani ne bileyim, Cemal benim hayatımın en böyle kıymetli insanlarından bir tanesiydi. Ve işte böylece bugünlere kadar geldik. Otelde, Beşiktaş'taki otelden de patronun eşi yüzünden ayrıldım. Güzellik gerçekten başa bela bir şey. Ve bunu 2-3-4 yerde falan çekmiş oldum bu güzelliğin cezasını. Bu güzellik yüzünden hep böyle şey olduk. Hep kovulduk, ettik, tuttuk falan. Ama en sonunda da dedi ki madem böyle, madem başkasının yanında çalışamıyorum o zaman kendi düzenimizi kuralım, kendi işimize bakalım falan dedik. Tabii şeyden dolayı, pandemiden dolayı da işler, durumlar eskisi kadar iyi değil haliyle. Ay, felsefe işte şu an hayatımın en önemli şeyi. Otele gidip geliyorum, otelcilikte. Tabii ki de aktifim. Otelciliği çok seviyorum çünkü. Ondan sonracığıma kitap okumayı çok seviyorum. Böyle kendi çapında, kendi halinde bir insanım. Birkaç çok yakın arkadaşım var. İşte Sinan'ımız var, Gülsüm'ümüz var. Semra en yakın arkadaşım. Emine çok yakın arkadaşım. O da en yakın arkadaşım. Çok yakın değil mi? Ağzımı sıçar benim. Ondan sonra Seda çok 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 yakın bir arkadaşım. En yakın arkadaşım. Bütün arkadaşlarım en yakın arkadaşlarım. Sinan, Gülsüm, Seda, işte Semra hepsi en yakın arkadaşlarım. Ay, bir erkek arkadaşım var. Ne zamandan beri beraberiz? 2020 Eylül ayından beri falan beraberiz. Hani bu kız bana bakmaz diyerek başlamış. Ondan sonra ben ona yürüyerek devam etmiş bir ilişkimiz var. Benim ondan öncesinde de neredeyse bir yıllık Cemal'den sonra bir erkek arkadaşım vardı.
ve kendisinin bencillikleri yüzünden biz kendisiyle ayrıldık. Hayatımda tanıdığım en bencil ve en kibirli insandı. Ve ay, aşk ilişkilerimi var ya, anlatmaya bayılıyorum. Hayat hikayemi boş verin, aşk hikayelerime bakın. Yani bu videoları var ya, hoca izlemiyor olsa böyle neler anlatacağım ben size. Ama yok, gene anlatacağım tabii ki de, yani hocadan bir sakındığım, gizlediğim bir şey yok sonuçta. Seda, of, Seda olsa var ya, Seda ile bir uçururuz yani, gülmekten ölürüz. Dün de anlattım zaten size bunu. Hani Seda ile olan videoyu izlediğinizde sizler var ya, kaybolur, yok olursunuz yani gülmekten. Çünkü benim hani aşk hayatım, benim böyle sevgili olduğum insanlar falan hep böyle hikayeler, hikayeler, olaylar, olaylar yani. Bu arada gerçekleşip sevdiğimdir. Cemal'e çok aşıktım ama Cemal haricindeki herkesi şu sevdiğimin ürünü olarak görüyorum. Şu anki erkek arkadaşının dünyanın en tatlı, en kibar, en iyi insanlarından bir tanesidir. Çok ama çok böyle iyi kalpli, iyi yürekli bir insandır. Kendisini de çok severiz. Sevdiğimiz bir arkadaşımız kendisi. Ay, işte haftada kaç gün görüşüyoruz biz? Haftada bir 3 gün, 4 gün falan görüşüyoruz herhalde. Aramız çok iyidir. Hiç kavga, gürültü falan filan yoktur. Güzel anlaşırız yani. Ama tabii ki de bu güzel anlaşmanın en büyük sebebinin ben olduğumu düşünüyorum. Çünkü ben ilişkide çok problemsiz, çok böyle sakin, akıp giden bir ilişki istediğimden dolayı sıfır sorun, sıfır sıkıntı. Geçenlerde hatta şey oldu böyle. Ya dedim, hiç de kavga etmiyoruz ha. Çok sıkıcı değil mi falan dedim böyle. Güldük beraber ama şey dedi. Zaten dedi, ben hep hani insanların bu kavgacılığından bıktığım, usandığım için dedi, uzun süredir yalnızım dedi. Senin de dedi bu enerjin sayesinde hani tekrar birilerini sevmiş oldum falan dedi. Böyle bir şeyler, inşallah yalan söylemiyordur. Şerefsiz değilse yalan söylemiyordur. Ay, işte böyle arkadaşlarım, dostlarım ve kardeşlerim. Yani anlatacaklarım da başka ne anlatayım? Ha, boyumu soran olmuş. Boyum 1.70, tam 1 metre 70 santimlik bir hanımefendi, bayan kadınıyım. ve başka ne söyleyebilirim? Boyumu soran olmuştu. Kilom 76 bu arada. Kilolu bir hanımefendi, bayan kadınıyım. Ondan sonracığıma. Ay, buncağızımın da şu kolu sökülmüş. Evet, seni göre terziye götürürüz bebişim. Çünkü benim yapamayacağım kadar önemli ve kıymetli bir şey. Cemal'le ilk tanıştığımızda benim üstümde bu vardı. Ve bu yüzden bu benim en sevdiğim şeydir. Yani üstümdür. O zamanlar CA mağazası ülkeden gitmemiş. Ay ay. Bu arada bunun da üstünde çilek varmış. Cemal de beni Kirazım diye severdi. Bu arada hayatım önce, yani evlensem, 5 çocuk sahibi bile olsam Cemal diyeceğim. Bunun da kesin kararındayız yani. Ay neyse işte ya, böyle arkadaşlar. Hayat hikayem böyleydi. Sormak istediğiniz soruları aşağıya yazabilirsiniz. Aşağıda direkt sorunuzun altına size de cevap verebilirim. Ondan sonra böyle işte. Ve bu arada Instagram hesabımda Cansu Papatya. Beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz takip edebilirsiniz. Ay, buncağızım valla artık yavaş yavaş gitmeye başlamış galiba. Bunu birkaç giyimden sonra sadece şeye ayıracağız. Ne derler? Koleksiyona ayıracağız. Sadece bakmak için, müzelik sergileyeceğim bunu artık. Bakıp bakıp Cemal'i ağlarım. Neyse dostlarım, sıcaktan çatlayacağım. Konuşurken de çok fazla ütü yapamadım. Bu yüzden ben ütülerime falan devam edeceğim. Saçımı falan da toplarım. Zaten 25 dakikadır konuşuyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sormak istediğiniz her şeyi aşağıya sorabilirsiniz. Dediğim gibi çok özel olmadıktan sonra. Umarım kendimi güzel anlatabilmişimdir. Bilemiyorum. İnsan kendini anlatırken de zorlanıyormuş bu arada. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.